İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Artsah Ombudsmanı, Artsah halkı Azerbaycan'da özellikle ilgili hiçbir belgeyi kabul etmeyecektir. Kafkasya Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Alexander Hadisyan'ın alışılmadık anılarından, onların Karabağ-Zangezur'a ihtiyaçları vardı. Fransa'nın tarafsızlığı ve Artsah Savaşı. Brüksel'deki üçlü toplantı sonucunda hangi anlaşmalara varıldı? Charles Michel tarafından detaylandırıldı. Batı Ermenistan'ın tarihi ve kültürel anıtları, Karin'deki Surp Asmazadin Kilisesi, Batı Ermenistan'ın Dikranagert'te düzenlenen festivalde provokasyon girişimi, Arthur Thomasyan, Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki operasyon merkezini ziyaret etti. Stepanagert'te Artsakh Ermeni ülkesi başlıklı kültürel bir etkinlik düzenlendi. Artsakh halkı için herhangi özellik kabul edilemez. Artsakh Ombudsmanı Geham Sepanyan gazetecilerle yaptığı bir konuşmada Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında Artsakh'a kültürel özellik statüsü verilmesi konusunda olası bir antlaşmanın imzalanması konusundaki soruyu yanıtladı. Bu kendi başına bir karar veya bir heves de değil. Artsakh halkı Azerbaycan'da özelliğin ne olduğunu zaten biliyor. Sovyet Azerbaycan'ın izlediği açık demografik gösterileri ayrımcı politikasını biliyor. O zamanlar Azeri nüfusu artıyor, Ermeni nüfusu azalıyordu. Artsakh halkına Azeri yaşam biçimi dayatılıyordu. Azerbaycan'ın bir parçası olamayacağımızı defalarca belirttik. Kim ne karar verirse versin biz Azerbaycan'ın bir parçası olmayacağız dedi. Ombudsman, böyle bir belgenin gerçekleşmesi halinde Artsakh halkının bunu kabul etmeyeceğini vurguladı. Fizik Matematik Bilimleri Doktoru Profesör Vladimir Arutyunyan yeni kitabında Kafkasya Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Alexander Hadisyan'ın anılarına değindi. Kitaptan bir alıntıyı sizlere sunuyoruz. Türkler tüm projelerimizden haberdardı ve bilinçli olarak onlara karşı çıktılar. Yaşanabilir bir Ermenistan'ın yaratılmasını ve kurulmasını istemediler. Onların Nahçıvan'ı Bakü'ye bağlamak için Karabağ'dan Zangezur'a ihtiyaçları vardı. Kars ve Ahalska'dan Kazak Yezabetpol'a gidebilmek için Ahalkalak Lorye ihtiyaçları vardı. Bu yarışma sırasında Türkler tasarımlarını ve oyun kağıtlarını ortaya çıkarmak istemediği için gerçek gizlendi. Ancak Haziran ayından Temmuz ayına kadar sınırların veri, çizim ve taslaklarını hazırladığımızda Gürcüler ve Tatarların aynı bölgeleri kendi sınırlarına dahil ettiğini gördük. Burada artık olgunlaşan bir iç çatışma daha sonra Ermeni-Gürcü, Ermeni-Azeri, Gürcü-Azeri savaşlarına dönüştü. Bu çatışma bugün halen bitmedi. Sadece geçici olarak yer altına itildi. Alexander Hadisyan'ın anılarının tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Fransa'nın tarafsızlığı ve Artsakh Savaşı hakkında Fransız Senatosu ve Avrupa Konseyi'ne bir rapor sundu. Senatonun Fransa ve hükümetinin Ermeni halkına karşı resmi yükümlülüklerini ve Birinci Dünya Savaşı sonrası antlaşmaları dikkate almaması ancak yalnızca uluslararası hukuka tabi olmayan taraflarca Azerbaycan lehine imzalanan Sovyet yasa dışı anlaşmalarına dayanması Fransa'nın ihtilafta ifade ettiği tarafsızlığı anlamakta gerçek zorluklar yaratıyor. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Batı Ermenistan'ın 1920 Ermenistan Cumhuriyeti'nin devamı olduğunu hatırlatır. Dolayısıyla halkının soykırma ve işgale uğramasından sonraki birkaç yıl boyunca bile devletin kendi nüfusunu temsil etmemesi o devletin yok olduğu anlamına gelmez. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı üçlü görüşmenin sonuçları hakkında bir açıklama yaptı. Michel açıklamasında şöyle dedi. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i kabul ettim. Bu ölçekte üçüncü toplantımızdı. Toplantıda Güney Kafkasya ve iki ülkenin durumu ile ayrıca Avrupa Birliği'nin daha geniş bölgesel ilişkilerini geliştirmeye odaklandık. Tüm soru paketini inceledik.
Mayın temizleme çabaları, tutukluların serbest bırakılması ve kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesine yönelik çabalar da dahil olmak üzere insani konuları ayrıntılı olarak görüştük. Açıklamada Charles Michel, tartışmalar sırasında elde edilen sonuçları sundu. Bunlar arasında her iki ülkenin ve halklarının yararına sosyoekonomik kalkınma yaratmak amacıyla sınır sorunları, iletişim, barış antlaşması gibi meseleler yer aldı. Arek Surp Asvazadin Kilisesi, Batı Ermenistan'ın Karin ilinin Arek ilçesinde bulunmaktadır. Manastırın iki adı var. Birincisi Gede Hayat. Kilisenin yanında Oror Nehri aktığı için bu adı aldı. İkinci isim Parsır Asvazadin Vank. İnşa edildiği yerle bağlantılıdır. Yüksek bir yere inşa edilmiştir. Efsaneye göre manastır Havari Tadeus tarafından kurulmuştur. Ancak Konstantinopolis Ermeni Patrikhanesi Osmanlı makamlarına manastırın 1447'de kurulduğuna dair bir bülten sundu. Manastırda kopyalanan birkaç el yazmasından 16. 18. yüzyıllarda manastırın bir eğitim merkezi olduğu ve piskoposluk olarak hizmet verdiği açıklandı. 1898'de Arabik adlı gazete bu manastıra atıfta bulunarak manastırın sahipsiz bir durumda olduğunu ve ek arazilerinin rastgele insanlar tarafından yönetildiğini yazdı. 1901 yılında bu manastırdan bahseden Piskopos Tırtat Balyan, manastırın şu anki durumu hakkında doğru bilgiye ulaşamadığı için üzgün olduğunu belirtmiştir. Diyarbakır'da düzenlenen festivalde adı Kürt, Rum ve Ermenilere dönük kanlı saldırılarla anılan Topal Osman'ın silahlı fotoğrafının olduğu otobüs kent merkezinde gezdirildi. Diyarbakır'ın Giresunlu Vali Yardımcısı Murat Öztürk'ün önerisi ve Giresun Valiliği işbirliğiyle Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen Afroid Festivali'nde kentte üzerinde Topal Osman'ın fotoğrafının bulunduğu otobüs gezdirildi. Giresun Valiliği tarafından katılımcıları taşımak için kente gönderilen araca Topal Osman'ın silahlı fotoğrafı giydirilerek üzerinde de "Size Giresun yeter" yazısıyla tur atıldı. Karadeniz'de Rumlar ve Ermeniler, Sivas'ta ise Kürt Alevilere dönük kanlı saldırılarda ismi geçen Topal Osman'ın silahlı fotoğrafının Diyarbakır'da gezdirilmesi büyük tepki topladı. Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Arthur Tomasyan, Yerevan'da Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti Operasyonel Karargah Başkanı Mikhail Virapyan ve yerinden edilmiş çeşitli gruplarla 23 Mayıs'ta karargahta bir araya geldi. Arthur Tomasyan, düşmanın kontrolünde olanı benzersiz geleneklere ve farklı kültürel katmanlara sahip bölgelerin ve alt bölgelerin gelecekteki kaderiyle ilgili endişelerini dile getirerek bu değerlerin korunmasına vurgu yaptı. Yakın geçmişte Şahumyan Gülistan'ın kültürel değerlerinin korunması açısından böyle bir sorunla karşılaşırken, şimdi Hadrut Dizak'ın maddi, somut ve somut olmayan mirasının korunması sorunuyla karşı karşıya kalındı. Mikhail Virapyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nde yaşayan yerinden edilmiş Artsakh halkı arasındaki genç neslin milli, kültürel, eğitimsel olarak yetiştirilmesini ilgi odağında tutmaya çalıştıklarını ve bu sürece kapsamlı destek verildiğini kaydetti. Stepanakert Kültür ve Gençlik Sarayı'nda Çocuk ve Gençlik Yaratıcılık Merkezi öğrencileri tarafından 22 Mayıs'ta Artsakh tarihine adanan bir konser düzenlendi. Etkinlikte merkezin öğrencileri vatansever gösterilerle sahne aldılar, milli danslar sergilediler ve şiir okumaları yaptılar. Stepanakert Çocuk ve Gençlik Yaratıcılık Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Lutmila Barseryan, etkinliğin amacının bir olduğunu ve katılanlara Artsakh tarihini bir kez daha hatırlatmak olduğunu kaydetti. Etkinliğe Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, eşi Kristina Harutyunyan, Aurora adlı insani yardım girişimi kurucu ortağı Ruben Vartanyan, diğer yetkililer ve kültürel halk katıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Varujan Markaryan tarafından seslendirilen ortaçağ Ermeni şarkısı Grung adlı eseri sunuyoruz. İnt spadaskan ça tavim.
Belgeselin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.